Validem, her zamanki gibi ışıldıyorsunuz yine. Kaya, ay yüzlü torunum. Ben de sizinle geleceğim. Elbette geleceksin. Selim, Süleyman. Ne kadar büyüdünüz Allah'ım esirgesin. Yusuf Paşa'yı gördüm validem. Hünkar abim bugün divanı toplayacakmış. Mühim bir karar aldılar belli ki. Sizin bir malumatınız var mı? Nereden olsun? Yanına yaklaştırmıyor beni. İyice ırak düştük birbirimizden. Ne kararlar alacak acaba? Validesine sırt çevirip bir acem şahzadesine kucak açtı. Yetmedi, bir de divana soktu. Silahların ölümünden sonra Yusuf Paşa Hünkar abimin can yoldaşı oldu validem. Hakkını yemeyin. Hünkar abim şu an biraz daha iyiyse Yusuf Paşa'nın da sayesinde. Yağmurdan kaçarken doluya tutulduk yani. Büyük Valide Han sizin kudretinize yakışan muhteşem bir imaret oldu sultanım. Ve dahi Toptaş'ında inşa edilmekte olan külliyenizle birlikte isminiz ebediyete kadar yaşayacak. Ve asırlar sonra dahi baktıkça sizi hatırlayacak Ademoğlu. İnşallah Halil Paşa. Kimi iyi kimi kötü anacak beni. Zira göz görmek istediğini görüyor sadece. Lakin benim içim rahat. Ahaliyi böyle mesut gördükçe doğru yolda olduğumu anlıyorum. Sizi kötü belliğinin aklı da kalbi de kör olmuştur sultanım. Sayenizde binlerce insanın karnı doyacak. Ahali ve tüccar derin bir nefes alacak. İnşallah. Validem. İzninizle ben biraz halkla ilgileneyim. Tamam kızım. Afiyet olsun.
Divan'dan haber geldi sultanım. Hünkârımız Şark Seferi istikametini değiştirmiş, Bağdat üzerine yürüyecekler. Böyle bir şey olacağı belliydi. Elimizi çabuk tutalım. Maazallah sefer öncesi kardeşleri hakkında hüküm verebilir. Yarın akşam meşveret meclisini toplayın. Emredersiniz. Benim canım sıkıldı. Saraya dönsek olmaz mı? Kayam, benim güzel sultanım. Şimdi benim biraz işim var. O yüzden sen kardeşlerinle oyna, tamam mı? Kardeş dedim gitti. Ne diyorsun, nereye gitti? Daya Hatun kardeşimi götürdü, şuradan gittiler. Gel bakalım. Kaya'ya göz kulak olun. Çekilin. Gören olmadı değil mi? Yok ağam. Kalabalığın arasına karıştık. Kimseleri görmedi. Hala. Şehzadelerimizi yukarı çıkaralım. Şehzadem, hadi siz yukarı çıkın. Hünkârımız da birazdan gelecek, tamam mı? Hadi. İyi iş başardın Hatun. Bu da mükafatın. Eğer ağzını açıp tek kelam edersen onlara bırakmam. Ben alırım canını. Merak etme ağam, ben kimseye hiçbir şey söylemem. Canıma susamadım daha. Gemi hazır. Akşam ezanından sonra yola çıkacak. O vakte kadar da saklan bir yerde. Ortaya çıkma. Büyümüşsünüz böyle. Yakup, bir aksilik yok değil mi? Merak etmeyin paşam. Her şey yolunda. Sen burada sultanımıza ve şehzadelerimize kal. Ben bir saraya gidip etrafı kolaçan edeyim. Sinan. Bunu Sultan Murat'a ilet. Evlatlarını hangi şartta teslim edeceğimizi yazdım. Kösem de Murat da çoktan ateşe düşmüşlerdir. Biraz da onların yüreği yansın. Evlatları için ne kadar ileri gidecek göreceğiz. Sultanım, dikkatli olun. Aklım sizde kalmasın. Sinan. Ben ve şehzadem için hayatını defalarca tehlikeye attın. Bir an bile pes etmedin. Ardını dönüp gitmedin. Varlığın her daim güç verdi bana. Yaptıkların için sana minnettarım. Benim için çok kıymetlisin. Ne olursa olsun bunu aklından çıkarma. Sultanım, nedir bu sözlerin manası şimdi? Belli olmaz. İşler istediğimiz gibi gitmezse kalbimdeki yerini bil istedim.
Biliyorum sultanım.